Alkışlar. Son yarışmacımız Bergis Hanım için. Bundan sonrası zaten ya Sema Hanım ya Bergis Hanım. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. 9800'ü görebilecek miyiz? İnşallah. Görelim. İnşallah görelim. Vallahi görelim. Sema Hanım bile üzülmez. 9800 yaparsanız. Eminim evet üzülmez ama hani şu saatten sonra hep başından beri söylediğiniz gibi şans işi bu. Tabii ki. Belki de hiç öyle bir şey olmayacak. Belki çok kötü olacak. Ama 9600 artı 3 saniyedense 2 saniye arttırdı biliyorsunuz. 9800 daha dolu dolu değil mi? İnşallah. Kesinlikle öyle. İnşallah. Bir tek işte neden ürküyorum efendim şu diyar sorusundan. Hani illeri sorduk ya bugün her birinize ne yazık ki Cenk Bey'i de sıkıntıya sokan soru o soru İnşallah oldu. Sizinki de birazca zor gibi, biraz zorca gibi. İnşallah aklıma geldi. Soğuk hadi bir memleket sanki. Hı? Soğuk bir memleket sanki. Vay, tebrik Söyleyeyim ederim. Ayazı Yaman. Söylemeyin. Söylemeyeyim. Söylemeyin. Tamam. Ona daha var. Öyle o gibi. İkinci yedi harfli tamam. Cevabınız. Şimdi şu dört harflerle biz bir başlayalım. Tamam. Hadi inşallah. Kardiyolojinin araştırma ve tedavisiyle ilgilendiği organdır. Kalp. Çok güzel. Gelsin ikinci soru. Yine uzun bir soru. Farklı tür ve görevdeki kelimeler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan yardımcı kelime. İlgeç. Veya. Takıyı hatırlıyor musunuz? Takıyı evet. Sormuştum. Yanlışlıkla bu cevabı verdi. Gülnihal Hanım. Veya. Şu anda da gülüyor kıs kıs. Gülme Gülnihal. Kelime ilgeç. İlgeç de diyoruz. Yardımcı kelimedir efendim bu. Kendi başına bir anlamı olmaz bunların. Tam bir anlamı olmaz kendi başına. Cümlenin içerisinde yardımcı kelime olarak anlama bürünürler. Kelimenin ögeleri gibi değil değil mi? Hayır, özne cümleşmen gibi bir şey değil. Aramıyorsunuz. Tamam. Yani işte kelimedir, veya... takıdır, zarftır. Başka ne vardı? İlgeç. Edat. Edat biraz süre harcattı ama olsun. Bir şey olmaz. 3 dakika 5 saniye var. Buyurun geldik 5 harfli cevaplara. Nasıl bir soru? Payam da denen bir tür yemiş efendim. Bir tür yemiş, incir. Daha yaygın kullanılan adı payamın daha doğrusu. Badem. Bilmiyorum siz badem. Söyleyin. Bak arkadan alkış geldi zaten. Şimdi soracağım soru aynı zamanda bir erkek ismi. Bir bakın. Soru değil de cevap. Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş... Veya açık deniz. Bu anlamlara gelen bir sözdür. Aynı zamanda yaygın bir erkek ismi olarak kullanılır. Engin. Engin ve Süsman Bey. Hiç korkmuyorum ilk 6 harfli cevabınızda. Tamam. Yarısı mastar. O da beni ilgilendirmiyor. Çünkü biliyorum ki harf almayacaksınız. İnşallah. Yoğurt yapmak için süte maya katmak. Çalmak. Çalmak. 6 üstü. Nasrettin Hoca'dan bile bahsetmedik. Sizi tebrik ederim. Teşekkür. Bu o kadar kolay değil ama. Ya. Aynı zamanda bir müzik aletinin adı olan eğlence anlamındaki bir sözcüğü istiyorum Bercis Hanımcığım sizde. Bir müzik aletinin müzik ismi. Aleti. Sayıyoruz piyano, gitar, bağlama. Ama bunların hiçbir eğlence anlamına değil, gelen sözcükler değil. Uyduruyorum şu anda ya. Öyle mi? Evet. Galiba Mucidi'nin soyadı olduğu için de zaten o müzik aletine o isim verilmiş. Artık yani... Gıygıt? Değil. Eğlence anlamına gelen bir eğlence. Sözcük. Aynı zamanda telli bir müzik aletinin de adı. Gitar. Değil. Keman. Yaylo. Bağlama. Kanun. Bizim müziğe. Has bir alet. Bizim müziğe, arabeske evet. Has bir şey. Yani bizim Türk müziği, sanat müziğinde davul, de kullanılıyor. Davul. Yaban ellerdeki o banjo var ya, çok benziyor banjoya. Tip olarak, şekil olarak banjoya da çok benzeyen belli, bir müzik aleti. Süre gidiyor. Alın bir harf. Hadi bir harf alayım. Aldık bir harf. Eğlence anlamına gelen bir kelime arıyoruz. Aynı zamanda bir müzik aletinin de adı. Banjo'ya benzer bir müzik aletinin de adı. Cümbüş ya. Cümbüş. 500 puan değerinde. Bir dert yok, bir tasa yok. Bir tanecik harf aldınız sadece. 7 harfli cevaplara da ulaşmış bulunuyoruz artık. Şu soruyla birlikte tam ortasındasınız yarışmanın. Gelsin görelim. Bir yapının kapı, pencere, dolap, raf gibi bölümlerine... Daha çok kapı, pencere. Kapı,
pencere, raf gibi bölümleri. İnşaat yaptırıyorsunuz. Evet. Allah başka dert vermesin bu zamanda. Diyelim ki hani kaba inşaat bitti. Neler gelecek şimdi? Kapı pencereler. İnce iş. Tek evet. Kelime bu. Tek kelime bu. Of. Genellikle eskiden ahşaptan yapıldığı için isim de oradan geliyor. Ahşap nokta nokta. Ahşap nokta nokta işleri. Doğru ama. Neden korkuyorum biliyor musunuz Bercis Hanım? Süreden. Evet ben de. Elimizde sadece 50 saniye kaldı. 7 tane soru var cevaplayacağımız. Of. Yani soru başına yapacağız. 10 saniye bile yok tamam. Ama. Tamam. Hadi bakalım o tamam. İşte diyarlı tamam. Soru. Ümit ediyorum ki düşündüğünüz cevaptır. İnşallah. Bakalım. Ne düşündüysem. Yarenler diyarı olarak anılan ilimizdir efendim. Hakkari. Hoppa. Uydurdum. Gelin ortalara. Çalar söyler hani o yarenler. Ben bunu durdurmak zorundayım. Harf alacak mıyız? Almayacağız. Durdurur o zaman. Yani ya Herru ya Merru. Yarenler diyarı o Ankara, Eskişehir. Bir harf alsak yardımcı olmaz mı? Ama o zaman da Yarenler diyarı. Orta Anadolu'da bir yer. Çankırı. Çankırı 700 puan değerinde. Bercis Hanımcığım. Siz bu işi biliyorsunuz. 36 saniye var elinizde. Bir harf alabilecek durumdasınız. O harfi alırsanız 3 saniye arttırmanız gerekiyor. Almayalım ya. Almayacaksınız. Almayalım inşallah. Siz bilirsiniz efendim. Sizden sonra yarışacak kimse yok, yok. Yani. Eve de götüremezsiniz o harfi. Gelsin bakalım. 8 harfli tek kelime ve batı kökenli cevabımız. Akla dayanan, ölçülü hesaplı, akla dayanan. Us. Batı kökenli. Aha, akla dayanan. Nasıl çözüm? Akla dayanan çözüm. Akılcı. Ama batı kökenli. Batı, ha. Akılcı evet ama şur, batı kökenli. Durdurdum. Ne harf yaptım? Almadınız. Almadım. Peki. Akla dayanan. Batı kökenli. Batı kökenli. Nasıl ölçü. Bir çözüm? Akla dayanan çözüm. Mantıklı. Batı kökenli. Batı kökenli. Mantık diyorsak mesela lojik diyeceğiz yani. O kadar batı kökenli. Yok. Matematikte kullanılır. Matematikte de kullanılır. Akla dayanan... Evet akla dayanan mesela. Akla. Hani kimisi çünkü akıl dışı, soyuttur ya. Şey somut bir şey bu. Rasyonel sayılar, irrasyonel sayılar. Olsun, bir harf alacaktık Bercis Hanımcığım. Neyse hepsini olsun, görelim. Olsun. 17 saniyemiz var hepsini görelim. Tamam. Hadi gelsin. Bunda harfe gerek yok. Satın alınan şey için verilen meblağın tutar düşüldükten sonra artan kısmı. İki kelime. Kalan. Ben kolonya satıyorum. Tamam. Siz bana verdiniz. Bakiyesi. Heh, ben düştüm tutarı. Para üstü. Heh, işte bu kadar. Bayağı alışveriş yaptı. Evet. Buyurun gelsin yenisi. Beklenmeyen bir durum karşısında birdenbire şaşırmak anlamında kullanılıyor. Menes tabir dediği nedir efendim? İlk kelime batıdan. Batıdan doğrudan. Fiil bizden. Evet. Beklenmeyen bir durum karşısında birdenbire şaşırmak. Afallamak değil. İlk kelime. Bu iki kelime. Ve kelimelerden ilki batı kökenli. Dumur olma. Dumur da batı kökenli değil. Değil. Peki. Birdenbire şaşırmak. Bunun 7 harflisi, 8 harflisi de var. Fazladan bir sesli harf almış. Ah Bercis Hanım. Evet. Neymiş? Bilmem. Şoke olmak, şok olmak. Bir de hani iki anlamlı sorulardan. Ya Cenk Bey'den geri kalmayayım dedim. 6. 7. 9. falan Bey, geleyim sizi dedim yani. Sizi yalnız bırakmamak evet, için evet. Tek arzumuz isteğimiz o. Buyurun gelsin. Hem yitirmek anlamına gelir hem yenik düşmek anlamına gelir. Kaybetmek. Durdururuz. Oradan da bir 9. puan kazanalım. İki kelimeden oluşuyor 10 harfli cevapların ilki. Şöyle soruluyor.
belirlenen giderlerin... Yani gelirlerden çok olması durumu. Bütçe neydi? Giderlerin gelirlerden çok, bütçe açığı. İşte o kadar, 1000 puan değerinde. Bir de son soru, son cevaptır efendim. Gelsin. Herhangi bir konuda, bir projede örnek olarak seçilmiş yer. İki kelime. Neydi? Sizin kasabayı nokta nokta seçtik. İlk burada evet, deneyeceğiz. Evet, şey söyleyeceğim. Pilot bölge. İşte o kadar. Deneriz bir daha. Ya ben demin şey onun için söyledim. Hani Cenk Bey'in 6. 7. gelişi var ya. 9.'ya geldiğinde. Ha, Cenk Bey 9.'ya geldiğinde siz de 6.'ya geldiniz. Yoksa bugünkü yarışmadaki durum için söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Yok. Yanlış anlamayın. Ben hani 6. 7. gelecek. Ben de öyle yapayım artık. Tamam. Hesabımızı yaptık. Yaptım. Cenk Bey 9.'ya geldiğinde siz de 6. için burada olacaksınız. Evet. Bakalım neler olur yaşanacak. Olur. Olmaz mı? Bir de kuvvetli alkış mı olur?